Medyaskop'tan herkese merhaba. Ülkenin dört bir yanında işçiler patronlardan haklarını almak için mücadele etmeye devam ediyor. Bu mücadeleyi verenlerden biri de İstanbul Hadımköy'deki Asplastik işçileri. İşveren sendikalı 10 işçi işten çıkardı. İşçiler de bir aydır grevdeler. Şu anda işten toplam 15 işçi çıkarılmış durumda. Asplastik işçileri yaşanan haksızlığa karşı 30 gündür direniyor. İşçilerden sendika iş yeri temsilcisi Savaş Çakmak ve Muhammed Gümüş bugün bizlerle olacak ve dünden bugüne neler yaşandığını konuşacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim bu anlatma sesimize ses olduğunuz için. Rica ederiz. Biz de aslında çok kolay gelsin diyerek başlayabiliriz. Çünkü grev de devam ediyor. Grev alanında mısınız? Önce onu sorayım. Evet. Şu an grev alanındayız ve havaların çok soğuk olmasından dolayı bu yayını araba içinde yapmak zorunda kaldık. İşçiler mücadele içinde burada devam ediyoruz. O zaman Savaş Bey, sizinle başlayalım istiyorum. Yani önce neden işten çıkarıldığınızı, yani 10 işçinin daha sonra 15 işçinin neden işten çıkarıldığını ve sürecin nasıl bu raddeye geldiğini sorayım. Evet. Asplastik işçileri olarak bizler 2022 Mayıs itibariyle kendi iç örgütlülüğümüzü yaratarak bir sendika çatısı altına girip sesimizi daha gür bir şekilde çıkarmak için Petrol Sendikası'na üye olduk. Üye olduktan sonra tabii ki işveren yargı itiraz hakkını kullanarak bu süreci maalesef 2024 Mart ayına kadar uzattı. Bu süreç içinde bizlere baskı kurarak, sendikadan istifaya zorlayarak, işte birebir işçilere para tehditinde bulunarak süreç içinde sendikayı bertaraf etmek için elinden geleni yaptı. Hatta 2023 Şubat ayında 28 arkadaşımız, öncü arkadaşlar hepsi sendikanın mücadelesinde, İşten atılmıştık. Bir haftalık bir eylemimiz oldu. Bütün arkadaşların katıldığı, tamamen işi durdurarak hepimiz dışarı çıktık. Bir hafta sonra bu kazanımla sonuçlandı. Bu 28 arkadaşı tekrardan işbaşı yaptırdık. 2024 Mart ayında tam yetki aldık mahkemede. İşverenle yaklaşık 4-5 oturumluk bir toplantı gerçekleştirildi. Yalnız işveren 2 yıldır 3 yıldır sürdürdüğü tavrı maalesef toplantılarda da devam etti. Ben kesinlikle sendikayı istemiyorum. Sendikayı bu çatı altına koymam. Gerekirse iş yerini kapatırım. Gerekirse yani ne gerekirse yaparım sendikayı buraya koymamak için. Biz de tabii anlaşmazlık tutanağı tutuldu en son toplantıda. Yani 22 Ağustos'ta biz grev ilan yazısını astık. 19 Eylül itibariyle greve çıkacağımıza dair. Yani biz greve çıkmadan işte işveren bir hamlede bulundu. 3 işçi, İş yeri sendika temsilcisini, ben de dahil olmak üzere yaklaşık 10 arkadaşımızı grev ilan yazısını astıktan sonra işten çıkardık. Biz bunu yapacağını biliyorduk zaten. Çünkü bütün işverenlerin, bütün sermaye sahiplerinin genelde iş kanununda maalesef işvereni lehine sağladığı maddelerden yararlanarak kod 45 ile kod 46 ile kod 49 ile bugün bizleri tazminatsız olarak işten attı. Tamamen sendikal faaliyetler sebebiyle. Bizler 10 yıllık emeği olan insanlarız, işten atıldık. 10 yıldır herhangi bir yanlışımız, bir kusurumuz olmadı ama maalesef hak talep ettiğimiz zaman işverene karşı biz tamamen terörist gözüyle bakılıyor. Yani buradaki işçilere de, bize de, işten atılan arkadaşlara da. Ama bu meşru bir hak. Biz bunun bilincindeyiz. En azından işçi sınıfının bu anlamda tarihsel deneyimlerine de sahibiz. İşçi sınıfının bilincine de sahibiz. Bu mücadeleyi bu anlamda burada sonuna kadar götüreceğiz bütün arkadaşlarla beraber. Çok teşekkürler Muhammed Bey. Ben de size şunu sormak istiyorum gene. Bu şekilde ilerledim. Buyurun. Teşekkürler. İş yerinde çalışma koşullarınız nelerdi? Yani siz yani sendika aracılığıyla ne gibi iyileştirmeler istediniz de işveren bunları kabul etmedi? Aslına bakarsanız iş yerinde de sağlıklı koşullarımız mevcut değil. Yemeklerimiz olsun, servislerimiz olsun. Bizim plastik poşet imalatı olduğu için ister istemez koku çok fazla oluyordu. Havalandırma sistemlerinin yetersiz olması, iş yerindeki temizlik, hijyen bakımından, özellikle yemek ve servislerimiz inanılmaz derecede sorunluydu. Yani öyle bir oluyor ki bir ayda ben 1,5 senedir bu iş yerinde çalışıyorum. Öyle bir oldu ki bir ayda 10 tane servis değişti. Ne servisi tanıyabiliyorum, ne arkadaşları tanıyabiliyorum. Yani doğru düzgün bir düzen oturtamadı işveren. Tabii ki biz de haliyle yani çalışan olduğumuz için yani rahat bir koşullarımız olsun ki biz de ona göre üretimimizi, verimimizi ona göre ayarlayalım. Ama
Patron sadece kendi çıkarlarını ve kendi menfaatlerini düşünerek hani pek bize bu konuda yardımcı olmuyordu. Tabii ki biz bu süreçte artık son evreye geldiğimiz için artık tıkandık yani. Nereye kadar hani patronun hep dediğine boyun eğeceğiz düşüncesiyle. Az önce de temsilci arkadaşımın ilettiği gibi artık son noktadan sonra greve çıkma kararı aldık. Greve çıktık. Biz çok hiçbirimizin doğru düzgün zaten grev tecrübesi, sendika tecrübesi yoktu. Tabii bunları yaşaya yaşaya diğer sendikadan gelen arkadaşlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız, dernekler, yönetimler falan gelerek bu konuda biz de tecrübe edindik. Tabii ki hala da tecrübelerimize tecrübe katmaya devam ediyoruz. Burada eğer bizim desteğini inanılmaz bir şekilde görüyoruz. Diğer fabrikalarda olan, petrol işe bağlı diğer sendika gruplarında olan iş yerleri de sürekli bize desteğe geliyorlar. Biz de onlara desteklerde bulunuyoruz. Yani grevimiz çok iyi bir şekilde ilerliyor. En kısa sürede patronun direncini kırılacağını biliyoruz. Biz bu yolda başarılı olacağımıza eminiz. Artık varsın bundan sonrasını patron düşünsün. Çünkü işçilerin birliği, sınıf mücadelesi her zaman tam destekli şekilde devam ettiği sürece asla ve asla yoluna dönmediği sürece kazanılmayacak bir grev yoktur diye düşünüyorum. Biz de bu yolda artık ölmek var dönmek yok gibi bir şey oldu. Kazanacağız yani inşallah Allah'ın izniyle. Savaş Bey, greve çıkma kararı alma sürecinde neler yaşandı? Yani patron nasıl bir tepki verdi sizin greve çıkmanıza? Ya patron zaten sürecin başındaki tavırlarını sonuna kadar sürdürdü. Şimdi aslında bunları söylediği söylemler açısından önce ya işte para yok, işte dolar ve enflasyon baskılı, işte işler düşük. Yani önce böyle insanları böyle maddiyat üzerinden ikna etme yoluna girdi. Hani para olmadığı için işte bu sözleşmeyi imzalamıyor tarzında. Ama biz şöyle bir şey gördük. Biz grev ilan yazısını astıktan sonra İşveren tamamen sendikanın varlığını bu iş yerinde istemiyorum dedi ve yaklaşık 20 arkadaşımız işte işverenin birebir aradığı grev kırıcılığı yaptılar bu arkadaşlar. Bana teklif etti bu arkadaşlar ama bu arkadaşlar maalesef bu gerçeklikle parayı da kabul ederek içeri girdiler. 20 arkadaşımız şu an içeride iş başı yaptı. Bu hani şunu da gösteriyor aslında işveren en baştan beridir. Maddiyat üzerinden işte sendikayı kabul edemiyorum, para yok, şu yok, bu yok algısı aslında yalanmış. Çünkü bizim talep ettiğimiz bütün hakları bugün içeri giren arkadaşlara daha fazlasını hatta vererek iş başı yaptırdı bu arkadaşlara. İşverenin tamamen istemediği şey sendika ama biz bugün bu iş yerinin 10 yıllık emekçisiyim ben. Geçmişte yaşadığımız sıkıntıları çok iyi biliyorum. Bugün sendika burada olmadığı zaman aynı sıkıntıların tekrardan baş göstereceğine eminim ve biliyorum da. Biz tabii bu yüzden sendikaya sıkı sıkı sarıldık. Bu yüzden özellikle sendikanın varlığını bu iş yerinde istiyoruz. Bizler de bir disiplin, bir düzen istiyoruz. İnsanca geçinebilecek ücretler istiyoruz. Yalnız bunları talep etmek Türkiye koşullarında sanki bir örgüte üye olmak, örgüt adına konuşmak farklı bir algı yaratılıyor. Grevdeki bütün işçiler açısından, aslında sadece az plastik işçisi değil, hakkını arayan bütün işçiler maalesef bu uygulamalara maruz kalıyorlar. Yani işveren açısından biz bunun kırılacağına inanıyoruz. Çünkü bu meşru bir hak. İşveren de illaki yola gelecektir. Çünkü 20 kişiyle burada üretimin dönmeyeceğini o da çok iyi biliyor. Ama algısı tamamen buradaki insanların ya ailesini arayarak, eşlerini arayarak, yakın arkadaşlarını arayarak yani onları ikna etme yolunda bir mücadele, bir çare iş arayışı içinde. Tabii şu da bir gerçek ki maalesef ülkemizde her ne kadar burada birlik, mücadele vurgusuna değinsek de hayatında bir gerçekliği var. Ekonomik gerçeklik. İnsanlar bugün evlerine gittiği zaman maalesef ev kiralarından tutun, kredi kartı borçlarından tutun, çocuğu okula giden evde işte gıda malzemesi, gelir gider dengesi zor olduğu için işveren de bunu gördüğü için bunu kendilerine bir koz olarak kullanıyor. Biz içeri giren arkadaşlar aslında bunu çok görmüyoruz çünkü ekonomik koşullar bugün herkesi zorluyor. Tabii ki isterdik ki bu durum yaşanmasın. Burada hep beraber bu mücadeleyi verelim. Beraber kazanımla çıkalım bu işin içinden ama tarihsel deneyimler var zaten. İlk kez az plastik grev yaşanmıyor. İlk kez böyle bir durum yok. Biz sürece başlarken de zaten bunun böyle olacağını biliyorduk. Bazı sorunlar, bazı sorunlar yaşanacağını biliyorduk. Önemli olan buradaki kalan arkadaşların mücadele birliğinin tam olması. İnançların tam olması. Biz de tabii bunun için burada elimizden geleni yapıyoruz. Koşulları zorluyoruz daha doğrusu mücadele anlamında. İnşallah kazanma sonuçlanacağına biz de inanıyoruz sonra.
Teşekkürler. Muhammed Bey, şunu sormak istiyorum. Aslında 30 gündür direniyorsunuz ve bu direniş sürecinde polisle de karşı karşıya kaldığınız anlar oldu. Üç kişi de yani üç işçi arkadaş da gözaltına alındı. Kötü muamele de gördünüz. Hani böyle bir polisle, kolluk güçleriyle karşı karşıya kalmayı ve bu muameleyi bekliyor muydunuz? Nasıl geçti bu kolluk kuvvetleriyle olan şey? Aslına bakarsanız şöyle, tabii ki böyle süreçlerde, böyle olaylarda tabii ki kolluk kuvvetleri karşı karşıya gelmeyi bekliyorduk. Ama tabii ki biz hiçbir zaman devletimizin polisine, askerine herhangi bir saldırıda veya herhangi bir tehditle asla karşı karşıya kalmayız, asla yapmayız. Bilirsiniz ki onlar zaten güvenliğimiz için, bizim için oradalar. Ama tabii ki değişken süreçlerde olabiliyor. Şimdi içimizde genç delikanlı arkadaşlarımız, kanı deli akan insanlar olabiliyor. Tabii bizler daha büyük yetişkin olarak onları durdurmaya çalışabiliyoruz ama esasına bakarsanız bize de bu süreçte içeri giren arkadaşlarımızın dışarıdan bizi tahrik etmeleri, dışarıdan bize karşı işte el kol hareketleri yapmaları, sloganlar atmaları falan isterseniz bize geliyor tabii. Zaten onların bizi bırakıp içeri girmesi zaten bize ayrı bir sinir haline getirmiş durumdayken, bir de içerideyken bize öyle tehditler savunmaları tabii ki doğal olarak bizi de zor duruma sokuyorum ve müdahaleyle karşı karşıya kalabiliyoruz ki böyle ne oldu bundan 2 gün önce. Biz bu müdahaleye maruz kaldık. Tabii jandarma komutanı hani biz işte çekilin, orada durmayın, burada durmayın, şöyle yapmayın falan. İşte temsilci arkadaşımıza falan böyle bir sözlü lafları, ağır laflar kullanmaya başlayınca bizler de ister istemez tabii olayın içerisinde bulduk hemen kendimizi. Dediğimiz gibi 3 arkadaşımız gözaltına alındı. 3 arkadaşımız gözaltına alınma sonucu iyice bir harbedeler yaşandı. Hani tabii ki dediğim gibi hiçbir zaman biz kolluk kuvvetlerine karşı böyle güç kullanma taraftarı değiliz ama hani bir itiş kakış oldu aramızda ama kesinlikle bir küfür, hakaret asla asla da yapmadık, yapmayız, yapmayacağız da kesinlikle ama bizler hakkımızı arıyoruz. Yani çünkü bu bizim, ben fabrikanın her bir tarafında eylemlerimi yapabilirim, sloganımı atabilirim. Bunlar benim en doğal hakkım. Yasam olmayan hiçbir şeyini yapmıyoruz, meşru olmayan hiçbir şeyini yapmıyoruz. Ama patron ne kadar usulsüzlük, ne kadar yasal olmayan şey varsa hepsini yapıyor. Ve biz bunlara göğüs germeye çalışıyoruz. Kolluk kuvvetleri bize engel olmaya çalışıyor diye düşünüyorum ben şahsen. İçeride patronun paralı silahlı güvenlikleri bize karşı, yani orada durmaları bile bizi rahatsız ediyor. Yani bizi tedirgin etmiyor, korkutmuyor aslında. Bizim kimseden korkumuz yok ama biz onların orada durmasına rahatsız oluyoruz. Yani psikolojik rahatsızlıklar veriyorlar bize. Biz onları gönderdik zaten. Hani çoğu içeride duruyor, bilmem servislerde falan duruyor. Biz onları görmüyoruz. Servislere gelip giderken görüyoruz. Ama jandarmayla dediğim gibi böyle bir şey yaşandı. Biz hatta 29. 28. gününde oldu bu olay. Biz kendine de söyledik. Hatta kendileri de bize söyledi. Yani 28-29 gündür böyle bir şey yok da neden böyle bir şey yapıyorsunuz? Dedi ki komutan, yani biz bunları yapma taraftarı değiliz hiçbir zaman. Olmadı. Ama sizin diğer meslektaşımız olan başka bir komutan temsilci arkadaşımıza böyle tahrik edici sözlerde bulununca tabii ki bizler de zaten canı yaran biziz haliyle. Mağdur olan biziz. Arkadaşlar tarafından çok özür dilerim, satışa gelen bizleriz. Bunların acısını varken bir de içeriden böyle tehditler, parmak sallamalar, küfürler, hakaretler görünce tabii ki yani durulmuyor yani ister istemez. Müdahale etmek zorunda kalıyorsunuz. Yani esasına bakarsanız işçinin kendi kendine yapıyor yani. Bizi karşı karşıya getiriyorlar. Yani bunun üstesine geldik, inşallah böyle şeyler yaşanmaz da bu iş tat diye bağlanır. Patron da bir an önce vicdana gelir diyeyim. Yani gelir mi orası mı ama gelir diye düşünüyoruz. Çünkü biz hiçbir zaman greve çıkma taraftarı değildik. Hiçbir patron fabrikasının önünde böyle bir grev çalışır, böyle bir problemle basına medyaya yansımasını istemez. Yani bunlar nasıl hala böyle devam ediyor biz de anlamış değiliz ama büyük bir ihtimal bu iş çözülecek ve gülen taraf biz olacağız diye düşünüyorum. Teşekkürler. Savaş Bey, size de sorayım. Aslında hani anayasal bir hak greve çıkmak ve siz de grevdesiniz. İş yerinin önünde grev çadırındasınız ama kolluk kuvvetleriyle de bir şekilde muhatap olmak zorunda kalıyorsunuz. Yani bu size nasıl hissettirdi? Evet, aslında ben de tam onu diye söyleyecektim. Buraya bir ekleme yapmak istiyorum diye. Soru bana geldiği için o zaman ben de cevap vereyim. Şimdi ülkenin bir gerçekliği var ki bugün milletvekili olan 600'e yakın milletvekili var. Bunların görevlerine baktığınız zaman hepsinin bir şirketi, ya bir müteahhit ya bir mühendis, mutlaka bir sermaye sınıfının parçası. Bugün tabii ki kolluk kuvvetleri kime hizmet ediyor diye baktığımızda tabii ki iktidara, bu sermaye sınıfına hizmet ediyor. Bu anlamda kolluk kuvvetlerinin bize burada uyguladığı, bize karşı gösterdiği tavır ve davranışların emrinin nereden geldiğini de çok iyi biliyoruz. Bugün işverenle açık açık irtibat halinde olan, onlarla iletişim halinde olan, biz gerekeni yapacağız, bu çadırı buradan kaldıracağız tarzında söylemlerde biz de bunun farkındayız.
Çok yani farklı bir algı değil bu. Sermaye ülkeyi yönetiyor. Sermayenin bir kolluk kuvveti var ve işçiyi kendine bir düşman olarak gördüğü için, işçi hareketlerinin kendisine bir olumsuzluk yaratacağını bildiği için bugün onlarla bizleri karşı karşıya getirip bu anlamda bu mücadeleyi kırmaya çalışıyorlar. Ama işçi az önce söylediğim gibi yani bu deneyimler bugün yaşanmıyor. Aspilastik açısından sadece bu böyle bir durumla karşı karşıya kalmadık. Bugün Fernas işçilerinden, Polonez işçilerinden, MKB Rondo işçilerinden, ATT Akçan işçilerinden tuttum da Türkiye'nin dört bir yanında yaşanan direnişlerde de bizim de maruz kaldığımız maalesef kolluk kuvvetlerin müdahalesini onlar da bugün yaşıyorlar. Buradaki duruma baktığımız zaman aslında çıkaracağımız sonuç çok basit. Sermaye ülkeyi yönetiyorsa onun kolluk kuvvetleri de bugün işçinin karşısında olacak. Biz de dayanışma halinde yaşasın işçi sınıfı, yaşasın sınıf dayanışması diyoruz. Bunu boşuna söylemiyoruz. Burada Polonez işçileri biz sürekli yan yana gidip geliyoruz. Onların deneyimlerinden, yaşadıkları sorunlardan bizlerle deneyim çıkarıp bu anlamda yolumuza bu açıdan devam ediyoruz. Bu müdahalelerin devam edeceğini de çok iyi biliyoruz. Çünkü işveren yanlısı, devlet yanlısı sermaye sahip çıkıyor. Parası olan parası olmayanı ezmeye çalışıyor. Ama biz birbirimizi koruduğumuz sürece bu anlamda bu mücadelenin sonuna kadar gideceğini, başarıya ulaşacağından da eminim. Savaş Bey, şunu sormak istiyorum. Şimdi siz bu 30 günde aslında bir kamuoyu da oluşturdunuz. Bu sizler için zor oldu mu ve yani insanlar sizin direnişinize nasıl bir tepki veriyor? Bir dayanışma görüyor musunuz dışarıdan insanlardan da? Evet. Şöyle söyleyeyim yani emek dostlarında gerçekten destek görüyoruz ama emek dostları kim diye sorarsanız bugün tabii ki mecliste muhalefet olan partiler değil bu işe gerçekten kendini adamış sınıf bilincine sahip işçi hareketlerinin içinde sürekli direniş alanlarında grev alanlarında onları yalnız bırakmayan devrimci demokrat kurumlar bugün sürecin başından beridir yalnızdalar. Ama şöyle bir gerçeklik var ki yani burada bu kamuoyu algısını yaratmamız için burada bir olayın yaşanması lazım. Yani burada bir gözaltı olması lazım veya burada işçilerin dövülmesi lazım ki maalesef ülkemizdeki muhalefet partileri bizi görsünler. O zaman buraya geliyorlar. Kendilerince bir popülizm yaratmak için biz ezilen işçinin yanındayız. Onların sonuna kadar arkasındayız. Hak mücadelelerini destekliyoruz tarzında. Biz bu şekilde gelen misafirleri kesinlikle kabul etmiyoruz. Çünkü bir bilinçle gelmiyor. Yani sadece burada bir resim çekelim, sosyal medyamızda paylaşalım. Nedir? Biz de işçilerin yanındayız. Yani böyle bir sınıf dayanışması olmaz. Böyle bir mücadele anlayışı da olmaz. O yüzden ama sürecin başından beridir çok önemli insanlar, değerli sendikacılar, sınıf dayanışmasına sahip devrimci demokrat kurumlar sürecin başından beridir bizimle beraber hareket ediyorlar ve deneyimleri bize aktarıyorlar sonra. Çok teşekkürler. Muhammed Bey, size de şunu sormak istiyorum. Yani sizlerin şu aşamada talepleriniz neler? Yani çalışan işçiler olarak şu an ne istiyorsunuz? Aslına bakarsanız bizim öyle çok böyle aman aman bir isteğimiz yok zaten. Biz 6. ay 125 zam ve %10 enflasyon farkını istedik. Toplamda 195 bin zam talebimiz oldu patronla. Yani patronla maddi olarak bir sıkıntımız yok. Yani hiçbir problemimiz yok. Patron bize veriyor oyuncağını. Lakin bize söylediği ki yani gelin sendikayı fabrikaya sokmayın. 2,5 yıllık sizinle bir noter tasdikli bir sözleşme imzalayalım diyor. 2,5 yıl sonra eğer ki hani bu isteklerinizi vermezsem o zaman sendikamı greve devam edersin diyor. Biz de zaten buna inanmıyoruz. Yani böyle bir komik bir şey olamaz. Niye inanmıyoruz? Çünkü biz eğer noter tasdikli bir sözleşme imzalarsak işverenden, işveren bizim işçi temsilci arkadaşlarımız. Yani işte bu örgütü, bu sendikal faaliyetin başı çeken arkadaşlar bu 2,5 sene zarf içerisinde işten çıkartacak. İşten çıkarttığı zaman da biz tekrardan bu topluluğu yakalamamız mümkün olmayacak. Zaten yani insanlar çoğunluk cezbediyor. Onlara geliyorlar ve biz bu çoğunluğu yakalayamazsak patronun hepimizi birer birer gönderecek ve yine aynı tezgahını kurduğu gibi yönetecek. O yüzden işçinin patronu olan güveni kalmadı. Biz patronumuza güvenmiyoruz. Yani biz bir evde ev sahibi olmak mı, kiracı mı olmak mantığıyla hareket ettiğimiz için biz iş yerinde ev sahibi olmak istiyoruz. Hani sendika gelirse işveren şöyle dedi, gelirse bunlar çalışmaz, etmez işte şöyle. Aksine biz işimize daha dörtlerine sararız. Daha verimi arttırırız. Daha istekli arzulu çalışırız. Çünkü niye? Yani istediğimizi alıyoruz. Yani adama demişler ya işte sen nasıl bu kadar zengin oldun? İşçime çok maaş vererek. Yani biz çok bir maaş istemiyoruz. Bakın farklı firmalardaki sendikal örgütlenme devam eden, grevler devam eden işçilerin kazanıp %110, %115 zam oranıyla
şeyine girdiklerine biliyoruz. Yani biz çok bir şey de istemiyoruz ki. Yani %35 zam nedir? Yani o bile aslına bakarsan. Şu anki ekonomide, şu anki enflasyon güncel fiyatlarında, alım gücünde baktığınız zaman çok bir şey istemiyoruz yani. Ama gelin işte sendikaya bunu benim ne olursa olsun ben sendikayı fabrikamda istemiyorum diye diretiyor patron ama bu direncini kıracağız, kabul edecek. İsteklerimiz çok bellidir zaten. Çok öyle uçurum yok yani istediklerimiz ama patron yanaşmıyor, sendika istemiyorum diyor. Bu yani. Savaş Bey, siz ne eklemek istersiniz taleplerinize, yani işçiler adına? Evet, şöyle söyleyeyim. Aslında iki talebimiz var şu an grev sürecinde. Öncelikle tabii işten atılan arkadaşlar. Yani işten atılan arkadaşlar işe iade edilmediği sürece biz de toplu iş sözleşmesi masasına oturmayacağız zaten. Eğer iade sağlanırsa tabii ki ikinci şartımız da toplu iş sözleşmesi masasına tekrardan dönülmesi ve bir anlaşmaya varılması. Bunlar sağlandığı sürece biz de arkadaşımın dediği gibi iş barışını koruyarak tekrardan içerik üretimlere devam edeceğiz. Ben çok teşekkür ederim yayınımıza katıldığınız için. Son olarak şunu sormak istiyorum. Aslında yakındaysanız belki izleyicilere grev çadırını nasıl bir ortamda olduğunu göstermek ister misiniz? Tabii, ben şimdi kamerayı alayım, dışarı çıkayım isterseniz. Olur, olur. Bir hani görelim Hadımköy'de işçiler nasıl bir grev çadırında, neler yapıyor, 30 günlerde nasıl geçti. Hava da soğuk biliyorum ama belki izleyicilerimiz açısından da iyi olabilir görmek sizin gününüzü geçirdiğiniz yere. Şöyle gösterir. Evet, şu anda az plastik işçilerinin grev çadırını görüyoruz. İşçiler de el sallıyor. Biz de onlara selam söyleyelim buradan. Çok teşekkür ederiz yayınımıza bağlandığınız için. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. İyi günler. Biliyorum, sağ olun. Evet, az plastik işçileriyle birlikteydik bugün. Grevdeki az plastik işçileriyle sürecin nasıl buraya geldiğini, grevin nasıl geçtiğini konuştuk. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.